Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'i... Cimdeniz'deki sıcak çatışmalar buradan... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi... Şu anda bizim de hissettiğimiz... Ulusal Kanal ekranlarından mutlu günler. Türkiye'den ve dünyadan gelişmelerle 13 bülteni ile karşınızdayız. Amerika'nın Suriye'den çekilme kararının ardından ikinci bir istifa daha yaşandı. Amerika'nın IŞİD'le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk istifa etti. Amerika Başkanı Trump ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ü tanımıyorum. Şubat'ta görevinden ayrılacaktı ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni ifadelerini kullandı. McGurk sık sık terör örgütü PKK-YPG'yi ziyaret etmesiyle gündeme geliyordu. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le mücadelede özel temsilcisi Brett McGurk görevinden istifa etti. McGurk'ın kısa süre önce bakanlıkta yapılan toplantıda Suriye'den ayrılmanın mantıksız olacağını söylemişti. Özel temsilcinin Trump'ın Suriye kararına tepki gösterdiği için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya istifa mektubunu verdiği kaydedildi. McGurk eski Başkan Barack Obama tarafından IŞİD'le mücadelede özel temsilci olarak atanmıştı. PKK-YPG'li teröristlerle sık sık pozlar vermiş, terörist cenazelerine taziye mesajları göndermişti. McGurk geçen hafta IŞİD'den elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için iç güvenlik güçleri kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini açıklamıştı. Amerikan Başkanı Trump konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada istifa haberini şov olarak özetledi. Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'ı tanımıyorum diyen Trump, Şubat ayında görevinden ayrılacaktı ama şimdi istifa etti, medya şovmeni. Yalan medya hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor ifadelerini kullandı. Amerika'nın Suriye'deki askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması, Washington'da büyük tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalar sırasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis de istifa etmişti. Trump sosyal medyadan Mattis'e de gönderme yaptı. Başkan Obama, Jim Mattis'i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim notunu yazdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ve Türk ordusuna yönelik haddini aşan suçlamalar yöneltti. Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olmakla, Türk ordusunu ise katliamcı olarak göstermeye çalışan Netanyahu'ya Ankara'dan peş peşe sert yanıtlar geldi. Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya Ankara'dan yanıt geldi. Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye'yi Kuzey Kıbrıs'ı işgal etmekle suçladı. Sözlerini daha da küstahlaştıran İsrail Başbakanı, TSK'yı Türkiye ve yurt dışındaki Kürt kadınlar ve çocukları katletmekle itham etti. Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ise tüm bunlar olurken İsrail'e vaaz verme demişti. İsrail Başbakanı'nın bu ifadelerine Ankara'dan peş peşe sert yanıtlar, sert tepkiler geldi. Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından Netanyahu'nun çok rahatsız olduğunu ifade etti. Kalın, ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez ifadelerini kullandı. Bir tepki de AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, Netanyahu'nun uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığını belirtti. AKP sözcüsü Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor dedi. AKP'li Çelik, Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesinin manidar olduğunu da vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Netanyahu son yılların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledişinden sorumlu ifadesini kullandı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. İran kuzeyine yönelik harekatlar devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kandil ve Hakuk bölgelerine yapılan operasyonlarda 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da ise örgüte ait gizli sığınaklar yok edildi.
Bölücü terör örgütüne ait operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İran kuzeyine yapılan hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Kandil ve Hakurt bölgelerinde tespit edilen terör hedefleri ateş altına alındı. Mağara ve sığınaklar yok edildi. Üst bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 PKK'lı da etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'da da örgütün kış yapılanmasına büyük darbe indirildi. Lice, Kulp, Silvan ilçelerinde 19 Aralık'ta başlatılan operasyon gece saatlerinde tamamlandı. Teröristler tarafından kullanılan biri 200 metrekare genişliğinde 7 odalı olmak üzere 3 sığınak tespit edildi. İmha edilen sığınaklarda silah ve yaşam malzemeleri bulundu. Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda tsunami meydana geldi. Anark Yanardağı'nın faaliyete geçmesiyle oluştuğu belirtilen tsunami'de 168 kişi öldü, 745 kişi yaralandı. 30 kişi ise kayıp. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında olan Endonezya'da yine felaket yaşandı. Endonezya'nın Sumatra ve Java adası arasında yer alan Sunda Boğazı'nda oluşan tsunami'de ilk belirlemelere göre 168 kişi yaşamını yitirdi, 745 kişi yaralandı. Ülkenin Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan yapılan açıklamada ise 30 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Bente'nin tsunami'den en çok etkilenen olduğu ülkedeki bölge genelinde ise 430 ev ve 9 otel zarar gördü. Bölgede yaşayanlar için kıyı şeridinden uzak durmaları konusunda çağrılar yapıldı. Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu'nda yapılan açıklamaya göre ise tsunami bölgedeki Anak Yanardağı'ndaki volkanik patlamadan meydana gelmiş olabileceği açıklandı. Patlama sonrası su altında oluşan toprak kaymasının tsunami'ye neden olduğu belirtiliyor. Tsunami sahil şeridinde çok sayıda turistik alanı vurdu. Geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Fırat'ın doğusuna operasyon ertelendi ancak PKK-PYD'ye karşı bölgedeki harekattan vazgeçilmedi. Suriye sınırındaki teröristlerde panik havası sürüyor. PKK-PYD'li temsilcilerden bazı Batı ülkeleriyle temasa geçtiği öne sürülen yöneticiler var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise kimse teröristleri çukura gömmemize engel olamaz dedi. Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali verdi. Amerika askerlerini bölgeden çekme kararı aldı. Ancak bu karar Türkiye'nin operasyon kararlılığını değiştirmedi. Kimse engel olamaz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüştü. Ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bu terör örgütüne Suriye'de biliyorsunuz ABD bugüne kadar destek verdi ve onları güçlendirdi. Bunu defalarca gündeme getirdik. Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri de başından beri bu kendi ülkelerinde bu teröristlerle görüştüler. Terör örgütü PKK-PYD temsilcilerinin bazı Batı ülkelerinde temasları olduğu iddiasına ilişkin konuştu Çavuşoğlu. Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK'yı korumak ise şunu unutmasınlar. Ve ekledi. PKK'yı Fırat'ın doğusundan temizlememize kimse engel olamaz dedi. Nasıl Afrin operasyonunu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve nasıl Afrin'de dağlarda çukurlarda gömdüysek oralarda da temizlememize kimse engel olamaz. Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada da Türkiye'nin operasyon için kararlılığının sürdüğünü söylemiş. Kimse rehavete girmesin uyarısı yapmıştı. Bu bizim kararlılığımızdan ve YPG'ye karşı o bölgede ileride başlatacağımız operasyonlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmesin. Kimse de rehavete girmesin. Biz bu konuda kararlıyız. Suriye'den askerlerini çekme kararı alan Amerika Başkanı Trump'tan bir açıklama daha geldi. IŞİD büyük ölçüde yenildi diyen Trump, Türkiye ve bölgedeki ülkelerin IŞİD'le başa çıkabileceğini söyledi.
Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran Suriye'deki 2000 askerini geri çekme kararı sonrası Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi. Amerika Başkanı Twitter hesabından yaptığı açıklamada Suriye'ye 3 aylığına girdiklerini ancak 7 yıl boyunca kaldıklarını, ülkeden ayrılamadıklarını ifade etti. IŞİD'in büyük ölçüde mağlup olduğunu belirten Trump, Türkiye'nin arasında bulunduğu bölge ülkelerinin geri kalanları kolayca halledebilmeleri gerektiğini söyledi. Trump tweetinde başkanlığa geldiğimde IŞİD gittikçe vahşileşiyordu. Şimdi IŞİD büyük ölçüde mağlup edildi ve Türkiye dahil diğer bölge ülkeleri geriye kalanları kolayca halledebilmeli. Eve dönüyoruz ifadelerini kullandı. Fırat'ın doğusunda yapılacak askeri operasyonla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalar yapan Bahçeli, milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyonu, hayat memat meselesi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna askeri operasyon sinyali vermesinin ardından baş döndürücü hızda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Amerika Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekme kararı aldı. Bu kararın hemen ardından da Erdoğan Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun birkaç aylığına ertelendiğini açıklamıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasından günler sonra bir açıklamada Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna mutlaka operasyon yapılmalı dedi. Amerika'nın Suriye'den çekilme kararının ne getirip ne götüreceğini, taktik adım alıp adım olup olmadığını, hedeflerin yeniden revize edilip edilmediğini şimdilik bir yana bırakalım diyen Bahçeli, Fırat'ın doğusu kurtarılmalı vurgusu yaptı. Paylaşımlarında Fırat'ın doğusu yılan çıyan yuvası, orası Firavun sığınağı, orası Yezid'in saklandığı delik diyen Bahçeli, orası kurumadıkça, baştan ayağa temizlenmedikçe ne huzur bulacağız ne de güvenli olacağız. Milli beka için Fırat'ın doğusuna tam saha operasyonu, hayat memat meselesi ifadelerini kullandı. Bahçeli 2019 bütçesinin hazırlanması ve kabul edilmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşayan vatandaşlar Amerika'nın Suriye'den çekilme kararını ulusal kanala değerlendirdi. Zafer bizim diyen sınır sakinleri sınırdaki terör tehdidine karşı operasyonun bir an önce yapılmasını istiyor. Amerika'nın Suriye'den ayrılacak olmasını değerlendiren Akçakaleliler davul zurna çalacaklarını söylüyorlar. Ne Amerika'dan da kokarız ne PYD'den ama gitmesi daha güzel bizim için. Amerikalıların bugünkü gidişlerinden dolayı normalde davul çalmamız lazım. Amerika peyderpey Suriye'den çekiliyor ancak sınırdaki terör tehdidi devam ediyor. Ne geliyorsa karşı taraftan geliyor. PKK'lısı, efendim bomba, canlı bombacısı, bilmem kim hep karşıdan geliyor. Şu an bu yaşımla Suriye'ye gidip savaşabilirim. PKK'lılara karşı savaşabilirim. Akçakale'de yaşayan vatandaşlar Türkiye'nin operasyon yapmasını istiyor. Davul zurna çalacağız. Zafer bizim. Olay bitmiştir ya. Evet. Olay bitmiştir. Ama operasyon şart. Davul zurna çalmamız lazım. Çepik halay çalmamız lazım. Sınırda yaşayan vatandaşlar olayları derinden hissediyor. Çoğunun Suriye'de yakını var. Şimdi bazı Suriye arkadaşlarım benim duyumlarımı göre değiller keşke seçim olsa tekrar bizim Başar Esad başımız gelmezse istiyorlar. Yani zaten Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gireceği o günden beri bayram havası yaşıyor herkes. Evet. Şimdi de daha Amerikan da gitmesi ikinci bir bayram yaşattı bize. Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler de ülkelerine geri dönmenin hayalini kuruyor. Amerika gitmek için çok mutluyuz. Ve devam etmesi de daha iyi olacaktı zannediyorum. İnşallah vatanımıza dönelim. Onlara bekliyorlar, orada duruyorlar. Çocuklarımıza esrar satıyorlar. Çocukları mahvettiler. Memleketi de mahvettiler. Afganistan'da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta yapılan provokasyonlara sert yanıt verdi. Akar, dostluktan yanayız ancak herkes tahriklerden uzak dursun. Aksi halde bedeli ağır olur dedi. Herhangi bir şekilde bizim geriye çekilmemiz, geri durmamız, haklarımızdan taviz vermemiz,
haklarımızdan ödün vermemizin söz konusu değil. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar ve Pakistan'dan sonra Afganistan'a geçti. Bir dizi temaslarda bulunan Akar, Kabil'den önemli açıklamalar yaptı. Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta çıkan gerilimlere tepki gösterdi. Hiçbir şekilde Ege'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne karşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı efendim hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğimizi, bizim olmadığımız hiçbir kararın, alınacak hiçbir tedbirin de geçerliliği olmadığını, yaşama şansının olmadığını da tekrar tekrar dile getirdik. Söylemeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Dostluk vurgusu yapan Akar, herkesi uyardı. Provokasyonlardan uzak durun dedi. Herkesin barış ve huzur içinde, refah içinde, şen, efendime söyleyeyim, rahat bir şekilde yaşamasından yanayız. Ancak bunun dışında da, efendime söyleyeyim, hiçbir şekilde nerede pahası olursa olsun haklarımızdan asla ödün vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Herkesin aklını başına alması lazım. Herkesin tahriklerden uzak durması lazım. Aksi halde bunun bedelinin ağır olacağını herkesin bilmesi lazım. Temaslarına devam eden Bakan Akar, denizlerde sükunet çağrısı yaptı. Bu konuda gerginliğin artılmasından da Ege'de, efendim, Akdeniz'de gerginliğin artılmasından da herkesin uzak durmasının ülkelerimizin lehine olduğunu da burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada düzensiz göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, sınır güvenliğine dikkat çekti. Gerek batı sınırlarımız, gerekse de doğu sınırlarımız, bu coğrafyanın en güvenli sınırları haline getirilecek. Çünkü, şunu çok net söyleyeyim, sadece düzensiz göç açısından değil, kaçakçılık, uyuşturucu, terör. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kez doğuya değil batı sınırına gitti. Bakan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerini denetledi. Bakan Soylu'ya Bölük Komutanı Piyade Üsteğmen İbrahim Özcan tarafından bilgi verildi. Nöbet noktalarında ziyarette bulunan Soylu, Bölük Yemekhanesi'nde de askerlerle sohbet etti. Piyade Komutanı Soylu, Gaziantep! Şehit Cami Sayın Bakanım. Açılacağız, açalım mı? Soylu, incelemelerinin ardından düzensiz göç koordinasyon toplantısında konuştu. Mesela Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 291.790 kişi. Türkiye sınırlarda sadece terörle mücadele etmiyor, düzensiz göç de büyük sorun. Sadece bu yıl 251.794 düzensiz göçmen yakaladık. Geçen yılın ilk 11 ayına göre dikkat ediniz %56 artış. Soylu ülkede yaşayan yabancı sayısını da açıkladı. Şu anda Türkiye'de 3.6 milyon uluslararası koruma statüsünde olmak üzere yaklaşık 4.5 milyon çeşitli statülerde yabancı misafirimiz var. Afganistan ve Pakistan üzerinden de ciddi bir düzensiz göç baskısı altında bulunuyoruz. Yerel seçimler için işbirliği ve aday mesaisi yapan CHP'de diğer yandan tepki ve istifalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay partisinden istifa etti. CHP'nin artık kurucu felsefeden uzaklaştığını belirten Gülbay, CHP fabrika ayarlarına geri dönmeyeceği için istifa ediyorum dedi. Teorik sorunları var, ideolojik sorunları var, kadro sorunları var, örgütsel sorunları var. Altı oktan uzaklaştı dedi, CHP'den istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için bir yandan adaylarını açıklayan CHP, diğer yandan işbirliği ve ittifak görüşmelerini sürdürüyor. 13 il için İYİ Parti ile anlaşan CHP'de bu işbirliğine tepkiler gelmişti. Tepkilerin ilki Balıkesir için yaşanmıştı. Balıkesir için aday gösterilen Ahmet Akın'ın geri çekilmesine CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve heyeti tepki göstermişti. Denizli'yi de İYİ Parti'ye bırakan CHP Genel Merkezi kentin ilçelerinde aday krizi yaşadı. CHP yönetimi 6 Aralık'ta Buldan Belediye Başkan adaylığı için Hikmet Şenöz'ü aday göstermişti. Bunun üzerine ilçe başkanı Özkan Beşenk ve yönetim kurulu üyeleri topluca görevlerinden istifa etmişti. Daha çalışmalarımız devam ederken belediye başkan adayımız açıklandı. Adayı basından öğrendiklerini belirten yöneticiler
kendi görüşlerinin alınmadığını duyurmuştu. CHP'deki son istifa ise yine Denizli'den geldi. Bu kez Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gülbay 13 Aralık'ta bir basın toplantısı düzenlemiş ve hakkında dedikodular çıkartıldığını söylemişti. Dedikodu yapanların da istifa etmesini istemişti. Mahir Akbaba Denizli İl Başkanı görevinden istifa ederse, Sayın Gülizar Biçer Karaca aynı yolu izlerse, onlar bunu yapmıyor da yapmazlar da genel başkanımız alırsa Cumhuriyet Halk Partililiğim devam eder. Beklediği istifalar gelmeyince Gülbay'ın kendisi CHP ile yollarını ayırdı. Kısa bir istifa açıklaması yapan Gülbay, CHP'nin artık Atatürk'ün yolundan saptığını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 1938'e kadar özünü yitirmemiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden o felsefeden kopuşun karşılığı bir karşılık bulamayacağını, fabrikaya ayarlarına dönemeyeceğini gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2019 yılı bütçesinin gideri 961 milyar lira, geliri 880 milyar lira olarak belirlendi. Yaklaşık 2 ay süren görüşmeler ise bir hayli gergin geçmişti. 2019 yılı bütçesi mecliste kabul edildi. Bütçe görüşmeleri özel gündemiyle toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Yeni yıl bütçesi 961 milyar lira gider, 880,4 milyar lira gelir olarak belirlendi. Bütçe açığının ise 80,6 milyar lira olması hedeflendi. Bütçede en yüksek pay 113 milyar 813 milyon lirayla Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıldı. Ancak MEP bütçesinin çoğunluğu SGK ve personel giderleri için belirlendi. Eğitim ailemize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı 103 milyar lirayla aile, 48 milyar lirayla sağlık, 46,5 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığı takip etti. Hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. İktidar 2019 yılı bütçesini tasarruflara ve yatırımlara dayandığını savundu. Yeni ekonomi programı kapsamında açıklanan ekonomik, mali ve sosyal hedeflerle uyumlu olacak şekilde bir bütçe hazırladı. CHP ile İYİ Parti ise yeni yıl bütçesinin faizcilere yarayacağı, vatandaşa ise katkısı olmayacağı görüşünde. İki parti de bütçe teklifine ret oyu verirken MHP evet oyu kullandı. Emeği ve hakkı gasp edenler adına sesleniyorum. Verin bu emekçilerin hakkını. Bütçesine bakarak bir hükümetin kimlere ve neye hizmet ettiğini anlarsınız. Tümüne de kabul oyu vereceğiz. Son oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. 2019 yılı ilk defa yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 23 Ekim'de başlayan görüşmeler 21 Aralık'ta Genel Kurul'da tamamlandı. Görüşmelerse bir hayli gergin oldu. Birleşime 10 dakika ara veriyorum. Sayın Başkan, konuşalım. 5 dakika ara veriyorum. İktidarla muhalefet partileri arasında siyasi gündem üzerinden çeşitli polemikler yaşandı. AKP ile CHP arasında ağırlıklı olarak FETÖ, AKP ile HDP arasında PKK, AKP ile İYİ Parti arasında ise HDP tartışması öne çıktı. Yurt genelinde yoğun sis etkili oldu. Diyarbakır'da hava ulaşımı aksadı. Edirne, Ardahan, Malatya ve İstanbul'da sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığındaki ani değişimlerin neden olduğu sis yurdun pek çok bölgesinde hayatı olumsuz etkiledi. Diyarbakır'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü. Ankara ve İstanbul'a yapılması planlanan 4 uçak seferi karşılıklı olarak iptal edildi. Bazı seferlerse gecikmeli yapılabildi. Edirne'de yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü kentte trafik durma noktasına geldi. Ekipler trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ardahan kent merkezinde de sis ve soğuk havadan dolayı kentte kıra oluştu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Malatya'da sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi.
yoğun sis nedeniyle uçak seferlerinde aksaklıklar yaşandı. Şehir merkezinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düşerken Elazığ ve Kayseri karayollarını kullanacak sürücüler için uyarılar yapıldı. İstanbul'sa Avrupa yakasında özellikle Silivri, Selimpaşa ve Büyükçekmece'de sis etkisini gösteriyor. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Silivri'de D100 karayolu ve TEM otoyolunda sürücüler ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için sis, pus ve buzlanma konusunda uyarılar yapıldı. Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda, tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Alanlara çıktılar, Türk Ceza Kanunu'na ek madde önerisi sundular. Yine olmadı. Ne etkili bir önlem, ne etkili bir ceza. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son örneği Antalya'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Hekimler kalıcı önlem ve caydırıcı ceza talep ediyor. Artık yeter. Yüzlerce, binlerce sabır taşı patladı. Daha neyi bekliyorsunuz? Hayatın her alanında olması gerektiği gibi sağlıkta şiddet sona ersin. Parmakları kırıldı, saçlarından sürüklendi, ısırıldı, yetmedi, hakarete uğradı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin doktor ve hemşireleri yoğun bakımdaki bir nöbet gecesini dehşetle geçirdi. 4 tane sağlık çalışanının da müvekkilinin dahil olmak üzere parmakları kırılmaya çalışmış. Bu da darp raporuyla sabit. Daha sonra defalarca fiziksel şiddete maruz kalıyor, tokatlanıyorlar. Yine aynı şekilde bir tane hemşire arkadaşımızın kolu ısırılıyor bu şekilde. Bu olay 10 dakika devam ediyor. Güvenlik görevlilerin gelmesiyle beraber zor bela yoğun bakım ünitesinden çıkarılıyorlar. Görevi başında bir kez daha şiddete maruz kalan sağlık çalışanları isyanda. Çalıştığımız sağlık kurumlarında ölümlere kadar varabilen saldırılara hedef olmamız kabul edilebilir, anlaşılabilir, haklı gösterilebilir hiçbir gerekçesi olamaz. Sağlık çalışanlarının hedef gösterilerek hiçbir sorunun çözülemeyeceğini vurgulayan hekimler, sağlıkta şiddet yasasının zorunluluğuna dikkat çekti. Yasaların caydırıcılığı sadece hekim ölümlerinde mi olmalı? Sağlık ortamında şiddeti körükleyen politikalara son verilmesi zorunludur. Antalya Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Nursel Şahin sistemi eleştirdi. Hasta ve sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirecek söylem ve tavırlardan vazgeçilmesini istedi. Şu anda geldiğimiz nokta hekimlik değerlerimizin kaybedilmesidir. Hekimi takdir etmek değil, cezasını orada vermek gibi kışkırtılan bu sağlık hizmetleri ve sağlıkta dönüşümün getirdiği sonuçlarla karşı karşıyayız. Sistemin getirdiği çeşitli sonuçlar vardır. Biz hastalarımızla onun için hiçbir zaman karşı karşıya getirilmek istemiyoruz ama öyle değiliz. Biz aynı taraftayız. Tabip Odası'nın düzenlediği basın açıklamasına Aile Hekimleri Derneği ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da destek verdi. Eğer biz bugün hala sağlık alanında şiddeti konuşuyorsak, şiddete maruz kalıyorsak sağlık çalışanları olarak bu kanun yapanların, politika üretenlerin ayıbıdır diyorum. Sağlıktaki şiddet toplumsal şiddetin bir parçası. Ülkemizdeki bütün şiddet alanlarına yönelik toplumsal bir çalışma yürütmeden tek başına yasal önlemlerle sağlıkta şiddeti çözmek olanaksız. Zaten böyle bir niyet de görünmüyor. Anka Enstitüsü kuruluşunun 3. yılında Ankara Düşünselleri adıyla kamuoyuna açık panellere başladı. Enstitü Başkanı Rafet Aslantaş, akademik çerçevede yürüttükleri çalışmaları halkla paylaşmak istediklerini söyledi. Ankara Düşünselleri'nin ilk paneli küreselleşme başlığı altında yapıldı. Gündeme ilişkin analizler ve akademik makaleler üreten Anka Enstitüsü, kuruluşunun 3. yılında yeni bir etkinliğe başladı. Bundan sonra her ay Ankara Düşünselleri adı altında kamuoyuna açık paneller düzenleyecek olan enstitü, bu yolla halkla iletişimi arttırmayı hedefliyor. Ankara Düşünselleri'nin ilkine hoş geldiniz. Anka Enstitüsü Başkanı Rafet Kağan Aslantaş, panelleri ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Kamuoyuna açık bir bilgi paylaşımı yapmayı düşündük. Bunu aylık olarak tekrar edeceğiz. Ankara'da başlıyoruz. Ankara halkına yönelik bilgilendirmemiz olacak ama önümüzdeki dönemde Türkiye'nin değişik illerine de bunu yaymayı düşünüyoruz.
Ankara düşünsellerinin ilki Ankara'daki Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde küreselleşme, çatışmalar ve aktörler konusuyla yapıldı. İlk panelin moderatörü Anka Enstitüsü Başkan Yardımcısı Engin Öktem her ay bir panel düzenleyeceklerini kaydetti. Bir seri halinde bu yıl için 7 panel her ay bir tane olmak üzere planlandı. O çerçevede de... Sanal bağımlılık çağımızın hastalığı haline geldi. İnternet kullanımı süresi giderek artıyor. Bu durum bağımlılığı tetikliyor, ruh sağlığımızı bozuyor, uzmanlarsa uyarıyor. Baş döndürücü şekilde gelişen teknoloji yalnızca yaşamınızı kolaylaştırsın, sizi ve çocuklarınızı esir almasın. Problemli internet kullanımı arttıkça hayattan aldığımız keyif, kendimize ayırdığımız zaman, aile ilişkilerimiz ve yaşam doyumu dönen olgunun düştüğü görülüyor. Gelişen teknoloji sayesinde interneti her an yanımızda taşıyoruz ve tüm dünyayı avcumuzun içine aldığımızı sanıyoruz. Belki de alıyoruz ama uzmanlara göre yanlış internet kullanımı psikolojimizi bozuyor. Sosyal izolasyon, yani hep içine kapanma, yalnız olma, kimseyle uğraşmama, tek başınalık gibi ya da depresyon, anksiyete gibi, OKB gibi, takıntı bozukluğu gibi hastalıklarla birlikte görünüyor. Teşhis kitaplarına tam olarak geçmese de sanal bağımlılık çağımızın hastalığı noktasına geldi. Giderek de yaygınlaşıyor. Bu sorun ruh sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturuyor. Ortaokul lise çağındaki çocuklarda çok fazla görülüyor ve erkeklerde 2-3 kat daha fazla görülüyor. Peki internet bağımlılığının belirtileri neler? Sürekli zihnin oyunla, bilgisayarla, internetle meşgul olma durumu vardır. Duygu durum değişikliği çok yaşatır. Bir tolerans süresi vardır. Yani birkaç saat oynamadıktan sonra ya da 5 saat oynamadıktan sonra bu kişiye göre değişir. Sıkıntı yaşama durumu vardır. Bu yerine gelmeden sonra yoksunluk yaşarsınız. Yoksunluk hissettiğiniz zaman da terleme, titreme, üşüme, kalp çarpıntısı gibi belirtiler olabilir ve bu döngü böyle tekrar eder. Haftalık ortalama 40 ila 80 saat arasında internet kullanıyorsanız ve bu kullanım işlev bozukluğuna sebep oluyorsa dikkat. Çünkü uzmanlara göre siz interneti problemli kullanıyorsunuz. Öğrenciysem derslerime çalışamıyorum ya da sokakta çıkıp arkadaşlarımla oynamak yerine arkadaşlarımla beraber internetten oyun oynuyorum, sokağı azaltıyorum. Ev işlerimle ilgilenmiyorum ya da iş yerimdeysem, çalışan biriysem işimi aksatıp internete zaman ayırıyorum. Bunlar işlev bozukluğu gibi bu saydığım kriterler gelince evet interneti problemli kullanıyoruz diyebiliriz. Bir de ne yazık ki bağımlılığı reddetme durumu var. İlk adım kabullenmekten geçiyor. Sosyal çevre ve aileyle geçirilecek zamanın artırılmasının yanı sıra spor ve sosyal beceriler yaşam kurtarıyor. Bilgisayarın bulunduğu ortam değişecek. Odamda tek başıma değil, ortada salonda bir yerde olacak, bilgisayar ortak kullanım alanında olacak. Aile, çocuk ve terapist bir işbirliği yapacak ve çocuk kesinlikle kabul ettiği bir saat olacak. Yoksa yasaklamalar veya bizim kafamıza göre yarım saat oynayacaksın günlük dememiz hep ters tepiyor. Normalde kullandığı, internet kullandığı zaman dilimi değişecek. Bu da zihnin o bağımlılığını sürdürdüğü ve devam ettiği dilimde bir farklılık yaratacak ve eskisi kadar haz almamasını sağlayacak. Uzman klinik psikolog Mehmet Arseven yetişkinlere de uyarılarda bulundu. Bir misafirlikteyiz, hepimizinle telefon olmasın, birbirimizle konuşalım. Yani yapabileceğimiz her şeyi reel anlamda, gerçek anlamda yapmaya çalışalım. Ulaşamayacağımız bilgiler için sadece cep telefonumuzu kullanalım. Hayatımızı kolaylaştırsın, yani bizi kendine esir etmesin internet. Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, otomobiller için cam suyu antifrizi üreten bazı firmaların ürün etiketlerinde hatalı bilgiler tespit etti. Ürünlerin içindeki metil alkol oranının gerekenden düşük olduğunu belirten Şube Başkanı Erkin Etike, Ticaret Başkanlığı'nı, Ticaret Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Eksi 20-21 dereceye dayanması için bir sıvının içinde minimum %30 oranında alkol olmalıdır. Bir teknik düzenleme, bir standart yoksa denetim de yapılmaz. Otomobil cam sularında alkol oranının eksikliğini gösterdi. Halkı aldatmayın uyarısı yaptı. Bu ürünleri piyasaya sürmektedirler ve tüketicileri yanıltmaktadırlar. Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, otomobil cam suyu antifrizlerinde risk devam ediyor başlıklı bir açıklama yaptı.
Şube Başkanı Erkin Etike, cam suyu antifrizi üreten bazı firmaların ürün etiketlerinde yanıltıcı bilgiler verdiklerini söyledi. %15. İçindeki alkol oranı 30 olması gerekirken %15. Ve bu ürün etiketinde -30 dereceye dayanacağını göstermiş. Bu ürünün üreticisi -30 demiş, buraya da bir kar tanesi koymuş. Ama ürünü kontrol ettiğimizde %15 alkol içerdiğini görüyoruz ve %15 alkol... Ürünlerin hatalı imal edilmesinin araçlara zarar verebileceğini söyleyen Etike, Ticaret Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Bu hileli üretimler hem tüketicileri yanıltmakta hem de dürüst üreticilerin ticari zararına yol açmaktadır. Kimya Mühendisleri Odası ev sahipliğindeki açıklamaya Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da katıldı. Çakar, Türkiye'deki motorlu taşıt sayısına dikkat çekti. Meydana gelecek zararların boyutunun yüksek olacağını belirtti. Bunun maddi ve manevi o kadar zararı var ki, o kadar büyük sosyal maliyetleri var ki, telafisi imkansız. Hukukta bir kavram var. Yılbaşı öncesi denetimlerini arttıran emniyet güçleri kaçak içki imal eden ve satanlara göz açtırmıyor. Son olarak İstanbul Bağcılar'da bir evde yüzlerce şişe sahte içki ele geçirildi. Baskında bir kişi de tutuklandı. İstanbul Bağcılar'da jandarma ekipleri bir eve baskın düzenledi. Kolilenmiş halde yüzlerce şişe sahte rakı ele geçirildi. Sahte içki imalathanesine dönüştürülen evde 3 adet dolum tankı, etil alkol, doluma hazır halde binlerce sahte içki şişesiyle sahte etiketler bulundu. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Zanlının baskınlara karşı önlem amacıyla eve kamera sistemi kurduğu da belirlendi. Ayrıca evin önüne aile oturuyor izlenimi vermek için koyduğu kadın ayakkabıları da dikkat çekti. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü insansız robot geliştirdi. Robiste adlı robotun dil öğretmekten zeybek oynamaya kadar ön 10 parmağında 10 marifet var. How are you? Hatay'da Robiste adı verilen çok yetenekli bir insansı robot geliştirildi. Robiste, İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ürünü. Robiste'nin yetenekleri yalnızca zeybek oynamakla sınırlı değil, insanlara yabancı dilde öğretiyor. Hi everyone, my name is Robiste. How are you today? Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başkanı Doçent Doktor Yakup Kutlu'ya göre Robiste'nin dil yeteneği sınırsız. Robiste'nin özelliği her dile uyarlanabilir olması. Yalnızca İngilizce değil, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu dillerini de öğretebiliyor. Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilere de Türkçe pratik yaptırıyor. Hedefimiz bunun çoğaltılmasını, üretilmesini sağlayacak bir ortam yapmak. Hem İngilizce konuşabilmek için hem de mevcut konuştuğunuz İngilizceyi geliştirebilmek için çok büyük fırsat olduğunu düşünüyorum. İngilizce'de çok bir sıkıntım yok ama işte konuşma, speaking kısmı büyük bir sıkıntı oluyor. O yüzden iyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum yani kendimizi geliştirme açısından, konuşmamızı geliştirme açısından. 57 santim boyunda 5 kilo ağırlığındaki Robiste, üniversitenin maskotu ve ilgi odağı oldu. Welcome to Iskenderun Technical University. Yeah. Öğrencilerin kendi tasarımlarını üretebileceği, kendi tasarımlarına akıllılık, otonomluk katabileceği bir laboratuvar, merkez oluşturmayı hedefliyoruz. Verilen komutları da anlayabiliyor. Robiste, gelebilir misin buraya? Gel. Horon da tepiyor, halay da çekiyor. Türk akademisyenlerin yazdığı yazılım kodlarının eseri olan insansı robot, ileride insan duygularını anlamak gibi çok başka yeteneklere de kavuşacak. Ankara'da İsrail'in zulmü altındaki Filistin davasına ilişkin önemli bir panel vardı. İşgalin 101. yılında zulme direnen Selam Diyarı Filistin başlıklı panel, Türk Tarih Kurumu ve Düşünce Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı. Etkinlikte konuşmacılar Filistin halkının mücadelesine sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı. Filistinli başı diktir. Filistinli davasına sahiptir.
Filistin davasının önemine dikkat çekildi. Siyonizme karşı verilen mücadelenin altı çizildi. Eğer bir millet istiklaline sahip çıkıyorsa, hedefine bağımsızlık koyuyorsa o millet mazlumluğu kabul etmeyen millettir. Ankara'da işgalin 101. yılında zulme direnen Selam Diyarı Filistin adlı panel düzenlendi. Panel, Türk Tarih Kurumu ve Stratejik Düşünce Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı. Panelde konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan, Filistin davasının dünyaya mal olmuş bir milli mücadele olduğunu söyledi. Çünkü sadece bölgesel güçlerin buraya yüklenmesiyle veya taraf olmasıyla gerçekleşen bir savaş fiili değil, topyekün adına küresel sistem dediğimiz doyumsuz örgütlenmenin taraf olduğu bir mücadeledir. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fahet Mustafa, panelin onur konuğu olarak katılımcılara hitap etti. Filistin davasının çok tehlikeli bir dönemden geçtiğini belirten Mustafa, İsrail için uluslararası hukuku çiğnemeye hazır ABD idaresi ve İsrail'e normalleşme sürecine giden Arap dünyasının bir kısmı Filistin'i sıkıntıya sokuyor dedi. Panelin konuşmacıları arasında yer alan Filistin Milli Eğitim Bakanı Sabri Saidam da İsrail'in Filistin halkının eğitimini tehdit olarak görüp halkı cahil bırakmaya çalıştığını ifade etti. Saidam, Türkiye sayesinde kendilerini yalnız hissetmediklerini vurguladı. Soğuk havaların etkisi altındaki Doğu Anadolu adeta dondu. Erzurum'da yollar buz tuttu. Ardahan'da şelalelerde buz sarkıtları oluştu. Ağaç ve bitkilerde oluşan kıra kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili. En düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Erzincan ve Tunceli'de 0, Ardahan'da -12, Kars'ta -10, Ağrı'da -7 ve Erzurum'da -6 derece kaydedildi. Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları Erzurum Palandöken'de 58, Kars Sarıkamış'ta 50, Erzincan Ergan'da 41 santimetre ölçüldü. Erzurum'da sıfırın altına düşen hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi. Şehirdeki çeşmeler, süs havuzları, yollar, binaların çatıları ve araçların camları buz tuttu. Sisinde etkili olduğu kentte ağaçlar ve bitkiler kırayla kaplandı. Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle ağaç ve yapraklarında kıra oluştu. Sıcaklığı eksilere indi, -12'ye. Tabii bunun sonucu olarak da Ardahan Şelalesi buz tuttu. Ardahan Şelalesi'nde metrelerce uzunluğunda buz sarkıtları görüldü. GAP projesi sayesinde Türkiye'nin pamuk üretim merkezi haline gelen Şanlıurfa'da aşırı sonbahar yağışları pamuk hasadını olumsuz etkiledi. Pek çok çiftçi hasat yapamadı. Ekilen pamuğun yaklaşık %40'ı tarlada kaldı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de beyaz altını pamuk, lif ile, yağ ile, küspesi ile, tekstilinden hayvancılık ve yağ sanayine kadar pek çok sektöre ham madde sağlayan stratejik bir ürün. Türkiye'de pamuk üretiminin yarısını karşılayan Şanlıurfa'yı sonbahar yağışları vurdu. Çiftçi olarak çok zor durumdayız. Devletimizden destek istiyoruz. Aslında bu yıl pamuk üreticisi çok umutluydu. Ürün iyi durumdaydı. Yüksek rekolte bekleniyordu. Tam hasat yapılacaktı ki sonbahar yağışları erken geldi ve aralıksız sürdü. Çok sayıda üretici pamuğu hasat edemedi. Biçer döverler tarlalara giremedi. İşçiler de toplayamadı pamuğu. Islanan ürün tarlada kaldı. Pamuğu görüyorsunuz. Biçim yapılmıyor. Ya bu doğal afet. Devletimizden, meclisimizden bu konuyu ele almasını rica ediyoruz. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu'na göre ekilen pamuğun %40'ı tarlada kaldı. Çiftçiler büyük zararda. Devletten destek istiyorlar. Hasat yapamayan çiftçilerse kara kara borçlarını nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. ...13 bülteninin sonuna geldik. Türkiye'den ve dünyadan gündem başlıklarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Mutlu günler.